Hadi gel o zaman. Gel balığımızı seçelim önce. Gel bak. Neler neler. Ne yiyeceğiz? Kolay vallahi gelsin. Birkaç şey birden yiyeceğiz. Yani mesela balık çorbamızda karides var, kalamar var, kırlangıç var, iskorpit var, sonra yiyeceğimiz levrek var. Bir kere çok çeşitli deniz mahsulleri var. Hı hı. Çok güzel ama değil mi görüntüsü? Sen nereden anlıyorsun taze olduğunu? Bu vardır ya çok bilinen bir şey. Gözünden çok anlaşılır. Tamam, ne olması lazım gözünün? Gözünün parlak olması lazım. Bir de bu solungaçlarının iyice kırmızı olması lazım. Evet, o zaman güzel görünüyor. Evet. Güzel bir yemek yiyeceğiz sanki. Evet, evet. Evet, hadi gel. Oturalım masaya. Nurgül'cüğüm şimdi balık çorbası yapacağım sana. İlk yemek olarak balık yeriz diye anlaşmıştık. Şimdi anlat bakalım neler var gündemde? Bir yenilikler, bir şey var mı? Yani aslında çok bir şey yok. Hı. Bir şey olsun da istemiyorum. Ben ne zamandır ilk defa bu kadar boş kalıyorum. Yani kendime bir boşluk yaratıyorum. İlk defa sinemaya gidiyorum, tiyatroya gidiyorum, spor yapıyorum, çocuğumla ilgileniyorum. Ben bu hali de sevmeye başladım. Çünkü dizi temposu çok ağır bir tempo. Yani evet. Dizi öyle sürekli yapılacak bir şey değil. Kendine ara vereceksin. Ama ben bunu çok geç anladım. Yani hakikaten böyle bir sene, iki sene duracaksın. Sonra iki sene, üç sene tekrar çalışacaksın falan. Biraz da gençliğin getirdiği bir şey değil mi? Evet. Yaşlandıkça işte anca çözüyoruz. O yüzden şimdi iyi gidiyor ya. Güzel gidiyor. Oğlan ne yapıyor? Oğlan bayağı büyüdü. İşte preergenlik dönemine eyvah. Arada ergenlik problemi yaşıyor çıkıyor. Böyle beni kimse anlamıyor falan diyor. Beni de kimse anlamıyor diyorum. Kendine geliyor çocuk yani. Zaten genelde çocukları kimse anlamıyor bence. Yok ya, şımarıklıktan beni kimse anlamıyor. Tam böyle hani ergen havaları falan. Artık şeylere dikkat ediyor. Bütün işte. Bütün bunlar çok erkene alındı, farkında evet, mısın? 9 yaşında, 9 tabii. 9 yaşında olmazdı 12 falandı böyle bir şey. Yani hani. Ondan sonra genelde daha geç başlardı evet. Ama şimdi bir miktar ama tabii bu... yani görsellik çok arttı. Çocuklar doğduğundan beri zaten bilgisayarla haşır neşir oluyor. Her ve bilgisayarda bizden çok daha başarılılar tabii ki. Tabii ki. Yani tabii. Her şeyi beceriyorlar sürekli. Şöyle yapıyorlar. Evet, şu parmak bayağı gelişti. Aynen bayağı. Yakında uzayacak. Otostopçu filmi vardı ya, şu parmağı uzundu. Onların da böyle oldu. Her yaşın kendine göre bir farklılığı var. Ben çok zaman zaman minikliğini çok özlediğim oldu kızımın. Ya tabii o bebek kokusu o bambaşka bir şey. Bebekten de öte yani bu ilk konuşmaya başladıkları zaman yani daha doğrudan ilişki hani kurduğun zamanı ben aradım çünkü... Ben çok özlemiyorum ya, o hallerini. Yok. Ben özlüyorum çünkü benim kızım Ayşe çok konuşkandı. Ve yani çok çocukları öyle, çok erkek şeyler öyle anlatırdı. Onun için o dönemdeki o bıcır bıcırlığı, hayret etmeleri, ya ben onlara sana şöyle yorumları... Bir gün bayramda
Biz işte Cem, ben, Nejat tost yemeye gittik. Orada da bir tane kız çocuğu var, bayramlığını giymiş. Nejat'la karşılıklı geldi. Nejat dedi ki 3 yaşında falan. Anne ben gidip kıza iyi bayramlar diyeceğim dedi. İyi dedim ben de. Gitti kıza, kızın karşısına geçti. Kız başladı konuşmaya. Bu elbisemi de işte şöyle yaptım da burama da bilmem ne sürdüm de saçımı da şöyle yaptım da bak bunu böyle açınca şey oluyor falan. Bizimki kala kaldı, hiçbir şey söyleyemedi. Bir de bizimkinin böyle bir şeyi var. Başladı saçıyla oynamaya. Geldi dedi ki anne ben kıza iyi bayramlar diyemedim dedi. Bravo dedim. Zaten hayat böyle devam edecek yani. Çünkü kız çocuğu başka, erkek çocuğu başka. Kız çocuğu çok başka. Ya erkek çocuğu hiç konuşmayı sevmiyor. Bu uzakta falan oluyor. Ablama gidiyor mesela İzmir'e. Telefon açıyorum. Oğlum nasılsın? Çok özledim seni. Evet. Sen ne yaptın bütün gün? Sinemaya gittim. Hangi filme? Şuna. Nasıldı? Kız çocuğu İyi. Öyle değil. Tabii biraz yani. Karaktere de bağlı olarak değişebilir. Yok, ama gerçekten. Kız çocuğu öyle Yok, olmuyor. Yok kız çocuğu. Ben hiç unutmuyorum. Ayşe böyle kıvırcık saçlıydı ve böyle çok çiçekli de bir elbise var üzerinde. Bayılıyorum. Eminönü tarafına gittik. Eminönü tarafına da herhalde ilk kez götürüyorum. Elinden tuttum ve birdenbire böyle bir sünnet olacak çocuk gördü. Ve ilk kez görüyor Kaç hayatında. Kaç yaşında dedi? 3-3,5 yaşındaydı. Evet. İlk kez görüyor sünnetlik çocuğu. Çünkü bizim aile çok ufak bir aile olduğundan yok hiç öyle yani. Hiç tanık olmadı sünnet düğününe falan. Ve çocuk bayağı bire, böyle bayağı böyle üstünde pelerin yani elinde asası şey onlar var. Çok görünce birdenbire dondu ve ufak bir sesle bana dedi ki anne küçük kralı gördün mü? Çok iyi ya. Ve hep böyle şeyler söylüyordu. Onun için o dönemini evet. çok özlüyorum. Yok, hani böyle bıcır bıcır bir şeyler söyleyip yani. İşte sonradan açıldı. Espri yapıyor falan. Evet. Evet. Kaç yaşına kadar? Su, yemek. Böyle gitti yani. Nurgül'le yiyeceğimiz balık çorbasının nasıl pişirildiğini şimdi size gösteriyoruz. Claudio. Balık çorbası yapıyoruz. İtalyanca evet. zuppa di pesce. Evet. İlk malzemeler çok önemli. Balık suyu. Balık suyu evet. nasıl yaparız? Burada hep balık parçalar var. Kemik, evet. kafalar. Önce de bir tane önemli şey yaptım. Hep gözler çıktı. Çünkü gözler acı tadına veriyor. Her şey atıyorum. Yani burada. Balığın kafasını genelde yemediğimiz bölümlerine ayırıyoruz. Karidesin kafası, burada bir kalkan başı var, evet. kırlangıç başı var, büyük karides başı var. Ama Claudio onların gözlerini tamamen çıkarmış. Çünkü gözü kaldığı takdirde balık suyunun biraz acımtırak olmasından korkuyor. Ve içinde bizim mevsim sebzeleri atıyoruz. Biraz havuç. Havuç, kereviz sapı, kereviz İtalya'da sapı. Çok önemli, soğan, soğan, sarımsak, biraz domates. Evet. Şimdi burada defne yaprağı var ve taze kekik var. Bunu evet. kaynatmaktan sonra atıyorum çünkü onca tarım biraz acı lezzet veriyor. Bize sadece güzel koku istiyoruz, güzel parfüm istiyoruz. Evet. Yani defne ile taze kekiği de sonunda kaynama bittikten sonra atıyor ki onlar da kendi acılıklarını vermesin diye. Burada su atıyoruz. Ve 40 dakika hafif hafif kaynatmak lazım. Hafif ateşte 40 hafif dakika ateş. Kaynıyor bu koyduğumuz malzemeler hep birlikte. Şimdi 40 dakika kaynattı. Evet. Şimdi defne yaprağı, defne yaprağı diyorum. Biraz taze kekik ve maydanoz sapı. Biraz içinde atıyorum ve 10 dakika bekliyor böyle. Bekliyor çay gibi. Hafif hafif. Evet, taze kekik, defne yaprağı ve maydanoz sapını kattık kaynamış olan balık suyuna. Şimdi 10 dakika bunu böyle bekletiyoruz. Bu arada balık
geziyoruz. Hı? Kalamar. Bir karides. Çok içinde bir tane karides. İçini çıkarıyorsun, bağırsaklarını. Evet. Ve bu iskorpit balık. İskorpit bir kaya balığı biliyorsunuz, çorbaya çok kullanılır. Evet, iki buçuk parça. Hı? Bu kırlangıç. Kırlangıç. Kıçın kabuğunu da soydu Claudio. Şimdi bu parçalar da çorbanın malzemesini oluşturacak. Bir parça kesiyorum. Okey. Şimdi ilk şey bir tane küçük tava alıyoruz ve balık biraz pişiyoruz. Evet. Şimdi çorbanın içinde yiyeceğimiz parçaları az zeytinyağıyla bu küçük tencerede hafifçe pişireceğiz. Bu balık parçalarıyla birlikte bir parça havuç ve bir parça kereviz daha koyduk. Ondan sonra suyu atıyoruz. İçine balık suyunu ilave ediyoruz. Evet. İki kereçe. Okey. Ve biraz domates sosu. Domates sos. Okey, şimdi sadece pişirmek lazım. 15-20 dakika pişirmek gerekiyor. Ha, pişiriyor evet. musun? Çubuk kalamar yumuşama. Yani havucun, ha doğru evet. kalamar var. Evet, çorbamız hazır mı? Çorba hazır. Harika. Önce... Parçaları. Evet. Biraz kendi suyu. Biraz. Evet, üzerine çok az kıyılmış maydanoz. Evet. Biraz ve kruton. Ekmek kruton. Evet, ekmek kruton. 2-3 tane. Ve tabii zeytinyağı. Zeytinyağı. Ve çorbamız hazır. Evet, işte balık çorbamız. Güzel. Bayılırım balığa. Bu balık çorbasının içinde hiç un yok. Yani sırf terbiyesiz sebzelerle, yani. Terbiyesiz ve sırf sebzelerle. Bizdeki balık çorbalarına çok koyuyorlar evet, genelde. Evet. Evet. İster misin biber? Teşekkür ederim. Ben de alırım biraz. Mersin. Bu biraz daha farklı, İtalyan usulü. Yani balıkların genelde atılan taraflarıyla bir su yapılıyor, bir balık suyu. O balık suyunun içine de sebzeler ve parçalar ilave oluyor. Karides var. İçinde karides var, kalamar var, kırlangıç balığı var. Ve bir parçada şey var, iskorpit var. Kaya balıklarıyla yaparlar ya genelde çorbayı. Sen en çok hangi balığı seviyorsun? Valla ben kalkanı çok severim. Kalkan tamam ama hani evde falan yaptığında ne yapıyorsun? Ya da yapmıyor musun hiç? İtiraf edeyim ki evde balık nadiren yapıyorum. Kokusundan mı? Yo ben severim kokusunu. Ama gidip balık al yap. Falan. Yani ben bir tek arkadaşlarım için yemek yapıyorum. Ben yalnız yaşadığım için kendime öyle oturup balık falan yapmıyorum tabii ki. Ama işim dostum geldiği zaman
Fener balığını severim. Ben genelde löp etli balık seviyorum. Fener öyle midir? Levrek. Öyledir. Ben levrek seviyorum. Levrek öyle değil mi? Hmm. Öyle değil mi? Bir de İzmir'de tranca vardır, bilir misin? Hmm. O da çok öyle löp löp. Gerçi tabii ufak balıkların kızartmasının yerini de başka bir şey tutmuyor. Tabii. Mesela böyle çıtır çıtır istavrit bence evet, evet. Çok güzel. Hamsi de öyle çok güzel oluyor. Evet. İyi, güzel. Yeniliyormuş böyle baya. Şey, genelde ben Sinop'ta kaldım ya uzun süre bir yere parmaklıklar ardında. Evet, evet. Ben palamut çok severim. Çıktığı zaman evet. Sırf palamut yerim, tamam mı? Nedir onun? Eylül, Ekim falan mı? Ondan sonra, yok kışın da çıkıyor. Yani bitiyor tabii kışa doğru. Şimdi bunlar bana sürekli hamsi yapmayı teklif ediyor. İniyorum çarşıya. Çarşıda hatta bazen kalkanı alıp yaptırabiliyorsun lokantada. Hmm. Lokanta sana salata veriyor. Kızartıyor balığını, ekmeğini, suyunu veriyor ve inanılmaz cüzi fiyatlara bunu yapıyor. Hatta sen onu alıp eve getiriyorsun. Eve getirmiyorum. Oteldeyim. Ne yapacağım? Orada yediğim kadarını yiyorum. Yemediğimi de bırakıyorum. Orada çoluk çocuk var zaten. Yani kızartanın torunu yanında mesela diyelim ki. Onlar hafiften ben hep palamutu tercih ediyorum diye bozuluyorlardı. Yani Sinop'ta öyle bir hamsicilik var, tamam mı? Bizim esas balığımıza rağbet hep etmiyor diye. Peki sen hamsiyi unla mı yapıyorsun? Ben buradan bayağı donanımlı gitmeyi düşünüyorum da. Unla mı yapıyorsun, mısır unuyla mı yapıyorsun? Bir de kadayıfla yapanlar var. Onlara ne diyorsun? Vallahi hadi kadayıfla bakalım, karides yaptım ben. Kadayıfı karidese sarıp kızartıyorsun, nefis oluyor. Evet, hamsiyi de yapıyorlar ama. Hamsiyi ben hiç evde yapmadım sana itiraf edeyim. Yani genelde hep başka yerde yedim. Onlar unla mı yapıyor, mısır unuyla mı yapıyor? Onlar mısır unuyla da yapıyorlar, unla da yapıyorlar. Yalnız bir şeyi öğrendim, onu da Ata'dan öğrendim. Çünkü Ata çok ciddi bir balık uzmanı. Hem avlıyor, hem çok iyi biliyor Bozcaada'da cinslerini, falan. Tabii. Hem yapıyor. Benim evde de birkaç defa balık yaptı. Şöyle söyleyeyim, müthiş güzel yapıyor. Çünkü una buluyor ya balığı, o unayı buladıktan sonra çok sıkı sallıyor. Yani balık çok kuru da yağ oluyor. Ama üzerinde o kadar incecik bir un katı kalıyor ki kızarttığında böyle un un gelmiyor ağzına. Ben o un un gelmesini çok sevmem. Yani yokmuş gibi. Ama çocuklar çok seviyor işte. O unlu unlu seviyor onlar da. Evet. Ve onun yaptıkları bambaşka oluyor. Yani elim çok iyi. Çok güzel pişiriyor. Of. Biraz susalım. Güzel geldi çok değil konuştuk. Mi? Çok evet. Biraz yemek yiyelim. Strasbourg'da bir lokantada gidiyorsun, bir menüyü şefle yapıyorsun, yapmayı öğreniyorsun, sonra da oturup yaptığın yemeği yiyorsun. Güzel bir formül çok güzel. Değil mi? Ama burası da öyle olur herhalde. Burada da öyle şeyler olacaktır tabii ki. Yani ben onun çok hoş bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem birlikte yapma keyfi, herkes bir şey yapıyor, öğreniyor hem de ben yiyorsun. Ben ilk tatlımı geçen hafta yaptım. Öyle ne söyleyeyim. Yaptın? Kek. Kakaolu kek yaptım. İçinde de çikolata parçacıklı. Çok da güzel oldu. Güzel oldu. Dün de başka bir tatlı daha yaptım. Ama ne yaptığımı bilmiyorum. Deneysel bir şey yaptım. Yani. Nasıl bir şey oldu? Öyle kakaolu makaolu bir şey. Güzel oldu. Şimdi benim, ben üniversiteye gittim. Fransa'ya okumaya. Ve işte belirli şeyler oldu. Gittiğim fakülteye giremedim çünkü kayıtlar kapanmıştı, geç gittim, burada bakanlıkta bir pürüz oldu, kağıtlarım geç geldi falan, neyse uzun lafın kısası. Gittim bir yerde aşçılık yaptım. Düşünmediğim bir yerde buldum kendimi ve orada da genelde Türk talebesi var mı yok mu, tek bir tane tanıdığım yok orada. Öğrenci kurumuna müracaat ettim, dedim ki burada Türk talebe var mı? Var dediler.
5 tane erkek talebe var dediler. E dedim verin adreslerini arayayım. O zamanlar cep telefonu falan yok. Dediler ki biz adres veremiyoruz. Siz bu 5 kişiye mektup yazın. Biz mektupları yolluyoruz. Fransız kurumlarının, resmi kurumların böyle bir geleneği var. Ben de hiç tanımadığım 5 tane oğlana oturup birer tane mektup yazdım. Merhaba, işte ben geldim. Hadi hadi gel ki açıkla. Aşk mektubu yazdım. Ondan sonra şimdi hepsi sırayla beni ziyarete gelmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi ki hala da arada görüşüyoruz, Haluk. Haluk bana bir mesaj bırakmış. Gelmiş odama ve beni bulamayınca bir mesaj bırakmış. Diyor ki un helvası yapmayı bilir misin? Bilmezsen hafızanı tazele. Ha. Ondan sonra biz çok dost olduk Haluk'la ve ben sürekli Haluk'un talebi üzerine un helvası yapıyorum. Tabii o işte iyice artık uzmanlar. Un helvasında ama yani un helvasının varyasyonlarını deniyorum. Bir keresinde çok komik bir şey oldu. Karamelli un helvası yapayım dedim. Un helvalarını yapıp koydum böyle. Üzerine karamel döktük. E karamel dondu. Un helvaları çıkmıyor. Çekinçler. Onun için tatlı ama dondurmalı dedi. Olurmuş ya. Dondurmalı un helvası. Dondurmalı un helvası güzel evet, olur. Evet. Ilık un helvasının yanına dondurma. Evet, evet. Ama un helvası da tam bir şey yani. Ay, zehir. Evet ya. Yani ben çok sevmem. Ya. İrmik helvasını severim. Un ve şekerden başka bir şey yok. Evet ya. Ağır o bayılırdı. Yani kaç defa yaptım hatırlamıyorum un helvası. Un helvasını yap diyerekten başımda sürekli beklerlerdi un helvası yapayım yesinler diye. Diğer çocuklar nasıl çıktı? Diğer çocukların hepsi birbirinden değişik çıktı. İçlerinde İllaki. Bir tanesi aslında işçi simsarıydı ve zaten onunla hiçbir ilişkimiz olmadı. Hmm. O böyle talebi statüsü kullanaraktan böyle yabancı işçi falan getiriyor, pazarlıyor öyle biriydi. Diğer 4 tanesiyle çok iyi arkadaş olduk. Çok da komik şeyler yaşadık tabii. Hep öyle olur ya talebelik evet. döneminde. Evet, servislerimiz de değişti. Şimdi ana yemeğimiz geliyor. Geliyor. Evet. Of. Evet. Biz bunları şöyle yapalım. Tabii. Tabakları koyalım ortaya. Bu görüntüsü çok güzel ama çok havalı. Çok ya. Kocaman. Çok havalı değil mi? Hem değişik balık mezeleri var. Evet. Füme balıklarımız teşekkür var. Ederim. Evet, hangisinden başlamak istiyorsan. Bu ne balığı diyorsun? Levrek. Ha. Deminden beri lafını ediyordum. Bence levrekle başlayalım. Bir dakika, peki. Şunları da bir söyle bakalım. Orada ahtapot var. Küçük sardalya hamsi var. Ondan sonra şu neydi? Karides var, kalamar var. Şurada şu böyle bir küçük karidesli bir şey alıyorum var. Ben. Bak bakalım, alalım bakacağız. Tatlarına bakalım. Gayet. Neyle şey yapıyoruz? Ha, bu onları şey yapacağım. Burada füme balık var. Yok ben onu istemiyorum. Sever misin? Hayır. Ben bir parça şuradakinin tadına bakacağım. Peki balığı limonlu mu limonsuz mu diyorsun? Valla ben limonlu. Balığın tadını kaybetmemek üzere limon koymamak gibi bir eğilim var. Evet. Ama ben limonun tadını zaten çok sevdiğim aynen, için seviyorum de. Koymayı. Hı. Yani elimde olsa her şeyi koyarım. Limon. Ben koyuyorum. Ben de koyuyorum galiba. Yani limonun çok lezzetli olduğunu düşünüyorum ve genelde limon koyuyorum. Bizim Nejat yıllardır şey istiyordu. Köpek istiyordu. Eyvah. Hazır balık demişken oradan köpeğe geçtik. Köpek istiyordu böyle. Ben de istiyordum. Hep bir köpeğimiz olsun falan. Biz evi değiştirdik, düzeni değiştirdik. İşte artık vakti geldi dedik. Barınaklardan bir tane köpek bulduk. Hmm. Ne bu? İskoç uzun kulaklığının adı neydi? Husky değil. Cocker. Cocker. Onlar evet. biraz... Aksi olurlar diye. Hiç aksi değil, çok oyuncu. Yapma ya. Ya devamlı oyun istiyor. Bir de bebek zaten. Şimdi 3 aylık, 4 aylık falan. Devamlı oyun oynamak istiyor. Tabii Necat ilk günden sonra hemen bana postaladı.
O yüzden şimdi ben köpekle uğraşıyorum evde bir de. Klasik. Klasik. Bu çocukların ama bu kadar mı belli olur ya? Daha ilk gün. Yalvar yakar, anne ne olur kedi alalım, ne olur balık şey alalım. Ondan sonra ilk günden itibaren bırakırlar uğraşmayı, evet ya. Sana kalır. Ben her sabah kalkıyorum, zaten Nejat için kalkıyorum. Köpeği çıkarmak lazım. Hayır, zaten daha tuvalet eğitimi olmadığı için. Aa. Evde hadi bakalım, bir de onunla uğraş. Bayağı eve bebek geldi. Tabii. Ben hep öyle diyorum. Köpek aslında hiçbir zaman büyümeyen bebek. Tam bir bebek yani. Yani kedi mesela öyle değil. Kedi daha kolay. Sende kedi mi var? Yok. Bende hiçbir şey yok. Hmm. Ama oldu kedi. Sen kedici gibi duruyorsun. Evet. Kediciyim. Çok kedim oldu. Ama hayatım artık herhangi bir hayvan almama izin vermiyor. Evet, evet. Çünkü hayvan da çok mutsuz olur. Onun için manası yok. Yani bakabildiğin zaman almak lazım. Hı hı. Peki bu arayı verdin. Şimdi biraz kendine zaman ayırıyorsun. Evet. Seneye bir şey yapmayı düşünüyor musun? Valla ben yapmayacağım galiba ya. Hiçbir şey yapmayacağım. Evde köpek bakacağım, çocuk bakacağım. Evimin kadını olacağım. Buradan mesaj vermek istiyorum. Dizini kırıyorsun yani. Dizimi kırıp evimde oturacağım. Çok yoruldum ya. 120 dakika dizi mi olur? Olmaz. 120 dakika ne ya? Yani. Yapımcılar şey diyorlar. Bizimki gerçekten sadece 90 dakika. Sanki 90 dakika çok iyi bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Yani zaten 90 dakikayı geçiyor. Hani zaten 90 dakika fazla bana sorarsan. Tabii ki fazla. Yani mesela ben çek, çok umutlanmıştım. Çek bitmiyor, oyna bitmiyor. Yaz bitmiyor yaz yazan yaz için. Yaz bitmiyor. Gecenin bir vakti eve gelirsin, haftada bir gün boşluğun olur. Onu da koltukta böyle mal gibi durarak geçirirsin. Hiçbir hayatın yok, hiçbir şeyin yok. Aslında işte ben bıraktım ya mesleğim. Herkes birleşse. Herkes kendi kapısının önünü temizlese. Herkes birleşse evet. Ama yok ya, reklam verenden mi, kanal yöneticilerinden mi, herkesin kafa çok karışık. Bilmiyorum. Bir türlü düzelemedi yani. 130 dakika, 120 dakika, 100 dakika. Ümit Ünal çok şeker bir polisiye dizi çektiydi. Böyle 25 dakikalık. Ha o şeyi Star o zamanlar şey Star başladığında. Evet. Fakat sonunda iki bölümü birlikte seyrettirdiler. Kimse oluyor. 25 dakikayla yetinmiyor tabii diye. Oysa bana sorarsan ben de 25 dakika olsun aynen diye bebek işini yaptım. Zaten kimse anlamıyor. Hiç hani kanallar anlamıyor. Kimse anlamıyor yani. Onu da iki bölüm üst üste koyuyorlar. Ya sen ne yaparsan yap onlar kendi bildiğini okuyor. Evet. O yüzden bilmiyorum ya. Ne diyorsun, ben lokanta mı açayım? Sen lokanta aç, ben gelirim valla. Garsonluk falan yapayım yani. En azından ne yaptığımızı biliriz. Değil mi abam? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor tabii belli. Canım. Ay ona kötü davrandım, o yüzden böyle oldu falan. Bir başı sonu olur yani. Senaryo yazıyorum ben. Bu bomba haber bu şimdi, hiç söylemiyorsun. Bu ilginç. Söylesene. Daha... Hayır, kaç senedir zaten yazıyorum da. Şimdi film. Erden Kral'la beraber yazıyoruz. Evet, uzun iki tane metres senaryo. Bir tanesini bu yaz çekmeyi planlıyoruz. Gayet arabesk. Gayet böyle arızalı bir aşk hikayesi. Arızasız var mı? Bence yok. Yani varsa... Uzun metraj, hoş, güzel yazın. Evet, evet. İstanbul'da mı? İzmir'de. Oo. Biz Erden Kral'la beraber böyle İzmir pavyonlarını çok seviyoruz da yine böyle bir pavyon olsun, şey olsun. Pavyon böyle hikayesi. Evet. Oo, o kadar uzun yıl oldu ki pavyona gitmeyeli. Aa, ben Atıf bu Yılmaz gidelim. Artık bekliyorum o zaman. Benim Atıf Yılmaz'la ilk filmlerin ikinci filmim Seni Seviyorum Pavyon Hikayesi. Türkan Şoray, Cihan Ünal ve Seni Seviyorum'un dahili mekanları o zamanlar tarla başındaki Beyaz Saray adlı pavyonda çekildi. Ve tabii set bayağı uzun sürdü. O zaman Ayşe anaokulunda, Fransız anaokulunda.
Arada bir okuldan çıktığında işte getiriyorlar onu. Çocuk pavyonda büyüdü yani. Ondan sonra bir gün okul hocasıyla oradan birlikte geçiyoruz. Çünkü yemek yedik öğlen yemeğini birlikte. Ayşe durdu ve birdenbire öğretmenim dedi, annem burada çalışıyor. Çok iyi. Evet, onun gibi. Çok iyi ya. Şimdi bu dondurmaların ikisinin kökeni farklı. Bu çikolatacı bir dondurmacıdan geliyor. Bu da daha özel, anında yapılan dondurma. Burada bir tanesi incirli, biri has çikolatalı. Burada da çilekle kaymak var. Şimdi bu ikisi farklı, bu ikisi mi farklı? Evet, tamam. İki ayrı cins bunlar. O zaman ona göre yiyeceğim. Şimdi ben meyveliyle başlıyorum tadına bakmaya. Bir dakika, bu meyveli mi, sütlü mü? Süt ve meyve. Vişne kaymak yerine çilek kaymak. Ama sütten başlayıp meyve dedin. Seyirciyi yanıltıyorsun Serra. Evet, yani keşke bu kadar yanıltılsa seyirci. Sadece. Evet, sohbetin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte ekran başında buluşmak üzere. Thank you.